A bir tam sayı olmak üzere arkadaşlar bunun anlamı A sayısının karesi. Bunun anlamı A sayısının mutlak değeriymiş. Peki o zaman A artı 1'in karesi. A artı 1'in karesi. A artı 1'in mutlak değeri. Bu ikisinin arasındaki fark 6'dan küçüktür diyor arkadaşlar bize. Buna göre A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır? Şimdi A artı 1'in karesi demek arkadaşlar aynı zamanda bakın. Şöyle yazayım. A artı 1'in karesi demek şu. Mutlak içinde a artı 1'in karesi demekle de aynıdır. Peki şöyle diyelim a1 tam sayıymış. a1 tam sayı bunu topladığınız takdirde bakın. Yani bunların arasındaki fark derken bu 6'dan küçük oluyorsa ben buna mutlak a artı 1'in karesi diyebilirim. Aynı cins olur böylece. Küçüktür 6'dan ve bunun daha rahat çözülebilmesi için mutlak a artı 1'e x desem x dediğimiz takdirde bak şuraya yapıyorum. x kare eksi x 6'yı da sola atsam eksi 6 küçüktür 0 dersem x eksi 3 çarpı çarpanlarına ayıralım. x eksi 3 çarpı x artı 2 küçüktür 0'dan olur. Ve bunun kökü 3'tür. Bunun kökü eksi 2'dir. Çektiniz bunu arkadaşlar şöyle. Bir eksi 2 bir de 3 yazdınız. En sağdan artı eksi artı. Bize lazım olan yer neresidir? 0'dan küçük olan yerdir. Yani burasıdır. Peki arkadaşlar tabi olarak A artı x dediğiniz ifade mutlak değerli bir ifade olduğu için eksi 2 kısmını almamalıyız elbette ki arkadaşlar. Nereden başlatmalıyız? Nereden başlayabiliriz? Sıfırdan yani A artı 1 yani x buradan 0 olabilir. x buradan 1 olabilir dersiniz. x buradan bir de 2 olabilir dersiniz arkadaşlar. A'nın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri var? Şimdi x dediğiniz mutlak içerisinde A artı 1. Eğer 0 olursa A ancak buradan ne olur? Eksi 1 olur. Peki bir de mutlak içerisinde a artı 1 dediğiniz arkadaşlar 1 olursa buradan 2 tane açılım yaparız. a artı 1 1 1'dir a artı 1 bir bir de eksi 1'dir a buradan 0 olur a buradan eksi 2 olur. 2 tane de buradan gelir bir de arkadaşlar son olarak mutlak içerisinde a artı 1'e 2 derseniz buradan açılım yaparsanız a artı 1 bir 2'dir bir a artı 1 bir bir de eksi 2'dir. A buradan 1'dir, a buradan eksi 3'tür. Yani gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane değerimiz vardı. cevabımız e şıkkıdır. x 1 gerçel sayı olmak üzere bir üçgen fonksiyonu, değişkenlerin karesinin kendisi kadar eksiğine götürüyor biçiminde tanımlanıyormuş. arkadaşlar Bu da şu anlama geliyormuş. Eğer ki içeriye 5 yazıldıysa bu 5'in karesi eksi 5 anlamına geliyormuş. Buna göre demiş şöyle bir eşitsizlik vermiş. Eşitsizliğini sağlayan en büyük negatif 2 tam sayının çarpımı kaçtır diye soruyor. Şimdi buraya x eksi 1 verildiyse bu x eksi 1'in karesi eksi x eksi 1 anlamına gelecektir. Küçük eşittir diyorum. Burada eksi 2x denildiyse eksi 2x'in karesi eksi eksi 2x. Bu da bu anlama gelecektir. Bunları bir açalım arkadaşlar. x eksi 1'in karesini açıyorum. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. Eksi içeri dağıttım. Eksi x artı 1 oluştu. Küçük eşittir. Buradan da 4x kare artı 2x geldi. x kareyi sağ tarafa atıyorum. Eksi x kare. 4x kareden bir tane x kare çıktığında 3x kare kaldı arkadaşlar. Burada eksi 2x var. Eksi x de burada var. Eksi 3x oldu. Karşıya attım. Artı 3x. 2x de burada var. 5x oldu. Ee, son olarak şunları kullandık. 1, 1 daha 2. Bunu karşıya atacak olursam eksi 2 olarak geçecektir. 0 küçük eşittir. 3x kare artı 5x eksi 2 şeklinde olacaktır. Şimdi burayı 3x'e x olarak ayıracak olursak Burayı da eksi 1'e artı 2 olarak ayıracak olursak çapraz çarptığımızda 6x eksi x'ten 5x'i sağlayacak. Ortadaki ifadeyi sağlamış olacak. Demek ki doğru ayırdık. Yazıyorken de 3x eksi 1 çarpı x artı 2 eşittir 0 şeklinde yazıyorum ya burası sıfırdır ya da burası sıfırdır. 3x eksi 1 eşittir 0sa 3x eşittir 1 olacaktır. x eşittir 1 bölü 3 olacaktır. Buradan da x artı 2 eşittir 0 diyecek olursak x eşittir eksi 2 olarak bir kökümüz de buradan gelecek. Şimdi tablomuzu oluşturalım arkadaşlar. Şöyle bir tablo oluşturuyorum. Önce küçük olan eksi 2 sonra büyük olan 1 bölü 3 ikisini de yazdım x kare artı ile başladığı için 3x kare daha doğrusu artı ile başladığı için ben de buraya artı ile başladım. Eksi ile devam edip artı ile bitirdim. Benim aradığım yerler 0 bu ifadeden küçükse demek ki bu ifadede 0'dan büyük. Demek ki ben 0'dan büyük olan yerleri arıyorum. O zaman şurası ve şurası buraları arıyorum arkadaşlar. Bizim istediğimiz ne? En büyük negatif 2 tam sayının çarpımı. Bir defa buradan zaten negatif tam sayı gelmeyecek. Buraya bakmama gerek yok. Negatif tam sayı şuradan gelecektir. E, eşitliği kabul ettiği için eksi 2'yi alabilirim. Bir de bir küçüğü eksi 3 alırım arkadaşlar. Bu ikisinin çarpımını sormuş. Artı 6'dır cevabımız Bursa. x kare eksi 5x artı 6 x eksi 2'ye bölünmüş ve Bölümümüz burada a olmuş. Bunu hatta şu şekilde yazabiliriz. x kare eksi 5x artı 6 bölü x eksi 2 eşittir a şeklinde yazabiliriz. Diğerinde x küp eksi 1 bölü x eksi 1 eşittir b şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Kalanlarımız zaten sıfırdı. Buna göre demiş 3 çarpı a kare büyük eşittir 4 çarpı b eşitsizliğini sağlayan en büyük x tam sayısı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş bize. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir şey yapabiliriz aslında x'e ee, x, e x olarak ayırsak, şurayı da eksi 3'e eksi 2 olarak ayırsak, yukarısı x eksi 3 çarpı x eksi 2, aşağısı da x eksi 2 eşittir a oldu. X eksi 2'ler buradan gittiğinde a eşittir x eksi 3 olarak gelecektir. X küp eksi 1'i de şu şekilde açabiliriz. X eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 şeklinde açabiliriz. Bölü diyorum. Aşağıda da x eksi 1 var. Eşittir b diyorum arkadaşlar. Burada da x eksi 1'ler gittiğinde x eşittir x kare artı x artı 1 olarak gelecek. Şimdi a, e, 3 çarpı a kare demiş o zaman yazıyorum 3 çarpı x eksi 3'ün karesi demiş. Yani e, büyük eşittir 4 çarpı b demiş b de neydi x kare artı x artı 1'di. E, bu ifadenin karesini aldığımızda x kare geliyor 3'teki çarpınca 3 x kare oldu Eksi 6x geliyor. 3 ile çarpınca eksi 18x oldu. Artı 9 geliyor. 3 ile çarpınca artı 27 oldu. Büyük eşittir diyorum. 4'ü içeri dağıttığımızda 4x kare artı 4x artı 4 şeklinde gelecektir. 3x kareyi sağ tarafa attım. Eksi 3x kare oldu. 4x kareden 3x kare çıktığında x kare kaldı. Eksi 18x sağ tarafa attım. Artı 18x. 4x de buradan geldi. 22x oldu arkadaşlar. 27'yi de sağ tarafa attığımda eksi 27 olarak geldi. 4 de burada vardı. Eksi 23 oldu. E, şurası da 0 büyük eşittir olarak gelmiş oldu. Şimdi bunu çarpanlarına ayıracak olursak x'e x olarak ayıralım. Şurayı da 23'e eksi 1 olarak ayıralım. Yani bunu aslında biz x artı 23 çarpı x eksi 1 eşittir 0 şeklinde yazabiliriz. Ee, buradan x eşittir eksi 23 gelecektir. Buradan da x eşittir 1 gelecektir. Tablomuzu oluşturalım. Önce küçük olan eksi 23 sonra büyük olan artı 1. Ee, x kare artı ile başladığı için ben de buraya artı ile başlıyorum. Eksi ile devam edip artı ile bitirdim. Aradığımız yer neresiydi arkadaşlar? Sıfır bu ifadeden büyükse bu ifade de sıfırdan küçüktür diyeceğiz. Yani bizim aradığımız yerler negatif olan yerler. Eksi 23 ile 1'i alacak mıyız peki? Eksi 23'ü alabiliriz. Hiçbir problem yok. Ancak 1'i almamızda şöyle bir sorun var. Şurada da şurada payda da 1 var. E, x 1 vardı arkadaşlar. 1'i burada yerine yazacak olursam paydayı 0 yapacaktır. Dolayısıyla 1'i almam. Şöyle normal parantez koyarım buraya. Demiş ki eşitsizliğini sağlayan en büyük x tam sayısı aşağıdakilerden hangisidir? 1'i alamadığıma göre burada en büyük ne var? 0 var. Cevabımız Ceyhan. Matematik öğretmeni Nisa Hanım öğrencilerine ikinci dereceden eşitsizlikler konusunda soruyu tümden gelim yöntemiyle öğretmek istemiş ve tahtaya aşağıdaki tabloyu çizmiştir. Öğrencilerinden bu tabloya uygun denklem yazmalarını istemiştir. Öğrencilerinden bu denklem, öğrencileri bu denklemleri yazmışlar. Hangi öğrenciler denklemi doğru yazmıştır diye sormuş bize. Şimdi Ahmet'in yazdığı denkleme bakacak olursak arkadaşlar burada x eksi 4'ün karesi demiş. x eşittir 4 gelecektir. Ve bunun çift katlı olduğunu söyleyebiliriz. Üstündeki kareden dolayı. Buradan da x eşittir 2 gelecektir. Bakıyoruz şimdi çift katlı kök burada b olarak verilmiş. Yani buradaki 4'e denk geliyor. bir de 2'yi de şuraya yazdığımızda gerçekten sıralaması da uyuyor aslında. 2 küçük olan çift katlı kök 4 yani büyük olan. Ama baktığımızda neyle başlıyor? Artıyla mı eksiyle mi başlıyor? Buna da bir bakalım. X eksiyle başlamış. Burada X artı ile başlamış. Çarpılınca eksi olacaktır. Dolayısıyla biz gerçekten buraya eksiyle başlamalıymışız. Çift katlı kök olduğu için eksiyle devam edip artıyla bitirmiş oluyoruz. Ve Ahmet'in söylediği değerler uygun. Bunu söyleyebiliriz. Ahmet'i kabul ettik. Şimdi geldik Mehmet'in vereceği değerlere. X artı 2'nin karesi demiş. Oradan X eşittir. Eksi 2 geliyor arkadaşlar. Ve bunun çift katlı kök olduğunu söyleyebiliriz. Eksi x artı 4'ten de x eşittir 4 geliyor. Şimdi çift katlı kök şuydu. Eksi 2'yi buraya 4'ü buraya yazabilir miyiz? Hayır yazamayız. Çünkü önce küçük olanı yazmamız gerekiyordu. Ama burada 4 sol tarafa gelmiş oldu. Bu uygun değildir. Mehmet'i eledik. Geldik özleme. Özlemde de buradan x eşittir 1 geliyor. Buradan da x'e x diye ayırırız ve 4'e eksi 1 olarak ayırırız yani x eşittir eksi 4 ve x eşittir 1 gelir. 2 tane x eşittir 1 geldiği için x eşittir 1'in e, çift katlı kök olduğunu söyleyebiliriz ve x eşittir eksi 4 geliyor. Eksi 4'ü şuraya 1'i de buraya yazdığımızda sağladığını görüyoruz arkadaşlar. x burada eksi ile başlamış burada artı ile başlamış çarpımları eksi olacaktır biz de buraya zaten eksi ile başlamışız. E, bunu da sağlıyor dolayısıyla özlemin verdiği değerlerde sağlıyor diyebiliriz. Geldik şimdi kudretin vereceği değerlere eksi x artı 3'ün karesi. Buradan x eşittir 3 geliyor ve bunun çift katlı kök olduğunu söyleriz. 2x artı 4'ü 0 eşit dediğimizde de x eşittir eksi 2 gelecektir arkadaşlar. Burada x yerine a yerine eksi 2 yazdığımızda b yerine de 3 yazdığımızda bu sağlıyor gibi görünüyor. Ancak şöyle bir problem var. Eksi x'in karesi artı x kare olacaktır. E burada da 2x var. Bunlar çarpılınca 2x küp artı 2x küp x küp oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla buraya artı ile başlanması gerekiyor. Ancak eksi ile başlanmış. Bu sağlamadığı için kudretin verdiği değerleri de eledim. Cevabım Ceyhan seçeneği oldu. En bir tam sayı olmak üzere demiş. Şu şekilde bir ifade verildiğinde bu x eksi n üzeri n artı bir biçiminde tanımlanıyormuş. Buna göre demiş şöyle bir ifade vermiş. Burada x tam sayılarının toplamı kaçtır diye sormuş. x eksi 3 üzeri N artı 1 yani 3 artı 1'den 4 geliyor. Çarpı burada da x artı 1 e, eksi 2'den x eksi 1 geldi. Üzerinde de 2 artı 1'den 3 geldi. Bölü diyorum burası x eksi 1 eksi 6'dan x eksi 7 geldi. Üzerine de 6 artı 1'den 7 yazarız. Küçüktür 0. Şimdi bunları teker teker 0 eşitleyecek olursak x eksi 3 eşittir 0 olduğunda Hatta bunun üzerinde bir de 4 vardı. Burada x eşittir 3 gelecektir. Üzerindeki 4'ten dolayı bunun çift katlı kök olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şurada x eksi 1'den de ne gelecektir? x eksi 1'in küpünden x eşittir 1 gelecektir. x eksi 7'nin 7. kuvvetinden de x eşittir 7 gelecektir. Tablomuzu oluşturalım şimdi. Buradaki en küçüğü hangisi? 1. Hemen yazdım. Bir büyüğü 3. 3'ün çift katlı olduğunu biliyorum. Bir büyüğü de 7 dedim arkadaşlar. Şimdi e, artı 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 hepsi e, x'in önünde hepsinde pozitif sayı olduğu için ben buraya pozitif sayıyla başlarım. Şey, artı ile başlarım. Eksi ile devam ettim. Çift katlı da değişmiyordu. Eksi ile devam ettik. Sonra tekrardan artıya döndük burada. Bizim aradığımız yerler neresiydi? Buna bir bakalım. Sıfırdan küçük olan yerlerde. Dolayısıyla ben burada aslında şu aralığı alırım diyeceğim. Bu aralığı aldığımızda 1 ile 7 dahil değil sıfıra eşit olmadığı için şunu da söyleyeceğim tabii ki 3'ü almam diyeceğim. Çünkü 3 verdiğimizde sonuç 0 oluyordu. Bundan dolayı x tam sayılarının toplamı hangi tam sayılar var burada? 2 var 3'ü almadık 4 var 5 var 6 var 6 5 11 4 buradan 15 2 buradan 17 cevabımız bursa.